Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda da 2017 LYS 5 sorularının çıkmış soruların ilk 25'ini çözeceğiz, gramer kısmı ile ilgili olan kısmı. Şimdi burada diğer videolarda yaptığımız gibi bu videomuzda da doğru şıkka giderken diğer 4 şıkkın neden olmadığına dair çürütmeler yapmaya çalışacağız. Kelime sorusuyla başlıyorum. Biliyorsunuz 4 tane kelime sorusu, bir tane phrasal verb geliyor. Kelime soruları genelde bir tane isim, bir tane fiil, bir tane sıfat, bir tane de zarf oluyor. Burada kelime sorularını çözerken özellikle boşluğun devamında olan prepositionlara çok dikkat etmemiz lazım. Yani o edat kısımlarına. Çünkü onlar bizim için ciddi bir ipucu olabilir. Burada mesela ilk soruyla başlayalım. İlk soruda ne var? İlk soruda baktığım zaman şu an burada ben bir tane of görüyorum. Peki soruya bakalım. İşte burada baktığım zaman tabii yani kaygı bugün yaygın zihinsel sağlık endişesidir. Yani burada çünkü ile bağlayacağım. Endişesi olduğu için çabalar should be directed towards the anxiety disorders. Bu endişe rahatsızlıklarının bir şey olmasına, yani bütün çabalar bu endişe rahatsızlıkların nesini, extension işte uzatma, prevention engelleme, prevalence yaygınlık, restriction sınırlama, kısıtlama, outcome da sonuçtu. Burada bütün çabaların bu endişe rahatsızlıklarının neyini doğru yönlendirilmesi gerekir? Tabii ki burada doğru cevabım benim ne olması lazım? Bursa olması lazım. Bütün çabalar bu endişe rahatsızlıkların önlenmesine yönlendirilmelidir demem gerekiyordu. Restrict to ile çok kullanılır özellikle. Extension to da çok sever. Outcome ve bunlar da diğer normalde. Prevent from da çok kullanılır ama yani bir şeyden engellemek. Ama burada isim hali of ile kullanabiliriz görüldüğü gibi. İkinci soruyla o zaman devam ediyorum. Şimdi ikinci soruda ise şöyle yapacağım. İkinci soruyla devam ediyorum. Sometimes all that is needed to help solve a problem is a chance to talk about it with a listener. Çevirelim o zaman. Bu da yine burada bir sıfat sorusu. Şıklara baktığım zaman sympathetic, yani memorable, işte hatırlana, yani unutulmaz, hatırlanabilir. Fierce, zalim, hostile, düşmanca. Speculative de şüpheli, işte kuramsal diyebilirsiniz. O zaman bir soruya bakalım burada. Bir problemi çözmeye yardım etmek için gerekli, bazen gerekli olan bütün şey bir şanstır. Nasıl bir şanstır? To talk about it with a listener. Yani bir şey, yani bir dinleyiciyle onun hakkında bir dinleyiciyle konuşabilme şansıdır. Peki burada nasıl bir dinleyici olması lazım? Yani burada sempatik olabilir. Sempatik bir dinleyiciyle onun hakkında konuşma şansıdır. İşte hatırlanabilir. Bence değil. Hostil, düşmanca hiç olmaz. Fierce, işte yine dediğimiz gibi zalim, katı. Yani burada kuramsal, şüpheli bir dinleyici olmaz. Tabii ki burada benim doğru cevabım sempatik olması lazımdı. Peki o zaman üçüncü sorumla devam ediyorum. Üçüncü soruda ise yine the Caribbean is a heaven for colorful bird life. Şimdi bu Caribbean işte neymiş? Renkli kuş hayatı için bir cennettir. The most scarlet ibis of the Trinidad or Tobago, a bird that feeds on crabs and other small sea creatures that live in the coastal mudflats. Burada baktığım zaman most özellikle işte burada bir zarf sorusu. Bir ışıklara bakalım o zaman. Ultimately yani nihayetinde annually yıllık işte privately özel bir şekilde özel olarak baş başa formally resmi olarak notably de yani özellikle bilhassa anlamında. Burada şıklara baktığım zaman şu kuştan bahsediyor. Scarlet dedi, kırmızı al. Bu Trinidad ve Tobago kuşu. Bir kuşmuş. Nasıl bir kuş? Diğer bu coastal kıyı
çamur düzlüklerde yaşayan küçük deniz yaratık, diğer küçük deniz yaratıkları ve bu yengeçlerle beslenen bir kuş olan. Peki nasıl bir kuş? İşte burada özellikle bilhassa işte bu kırmızı ibis Trinadola Tobago olan kuş için bir nedir? Bir cennettir dememiz gerekiyordu. Burada tabii ki benim yani privately özel bir şekilde baş başa yıllık olarak resmi olarak veya sonunda değildi. Tabii ki en güzeli burada özellikle bilhassa şu kuşu için dememiz lazımdı. Edirne dememiz gerekiyordu. Peki dördüncü sorudan o zaman devam ediyorum. Dördüncü soruya baktığımızda ise The meditation is a learned technique for refocusing attention. Şimdi burada da bir phrasal verb sorusu var önümüzde. Meditasyon işte yeniden odaklanma yeniden odaklanma için öğrenilmiş bir tekniktir. Peki bu det de bunu tanımlıyor. Bir relatif var burada. A different state of consciousness. Yani bu bilincin farklı bir durumu bir şey yapan yeniden odaklanma kısmına gideceğim. Peki burada özellikle get along with var biliyorsunuz. Geçinmek, iyi geçinmek. Grows apart yani ayrılmak diyebiliriz. Looks into incelemek, araştırmak. Burada brings about ben bununla ilgili birkaç tane daha yazmak istiyorum özellikle. Mesela brings about ile ilgili mesela ne yazabiliriz yanına? Şöyle şuraya yazalım. Kaos diyebiliriz değil mi? Neden olmak. Kaos. Sonra ne diyebiliriz? İkinci olarak give rise to diyebilirim. Değil mi? Give rise to ya da lead de diyebilirim aslında. Lead, yanlış yazdım. Lead to sebep olmak anlamlarında bunları kullanabiliriz. Brings about için. Takes after da bu da benzemek yani birine benzemek anlamında kullanabilirsiniz. Peki o zaman bir daha bırakalım buraya. Bilincin farklı bir durumunu ne yapan? İşte bilincin farklı bir durumuna bir şey yapan yeniden odaklanma dikkati için öğrenilmiş bir tekniktir meditasyon. Peki ben burada yani bilincin farklı bir durumuyla geçinen mi? Bence doğru olmaz bu. Peki bilincin farklı bir durumuyla ayrı düşen mi? Bilincin farklı bir durumunu inceleyen yeniden odaklanma mı? Bilincin farklı bir durumuna sebep olan olması lazım. Benzeyen de değil. Burada doğru cevabın denizde olması gerekiyordu. O zaman bir daha çevirelim. Meditasyon bilincin farklı bir durumuna sebep olan yeniden odaklanma için öğrenilmiş bir tekniktir. Yeniden odaklanma dikkati için öğrenilmiş bir tekniktir dememiz gerekiyordu. Doğru cevabımızın burada ne olması lazım? Deniz olması gerekiyordu. Peki o zaman 5. soruyla devam ediyorum. Bu çizgide niye sürekli böyle çıkıyor anlamış değilim. Şöyle bir yok sayacağım ama. Evet, 5. sorumuz bir ten sorusu. Yani ten sorulanda neye dikkat ediyoruz? Tabii ki ten sorulanda yapmamız gereken önemli şey zaman uyumu bizim için çok önemli burada. Peki zaman uyumuna baktığımız zaman burada zaman bağlacım varsa kesinlikle bir zaman uyumu aramam lazım. Eğer işte zıtlık bağlacı varsa artı eksiye gitmem lazım. Sebep sonuç bağlacı varsa mesela as since because gibi sebep sonuç aramam lazımdı. Well before, well aslında yani aslında well hani burada valla da deseniz çok da şey olmaz yani. Well before printing from movable types. Yani bu taşınabilir türlerden önceki bu basım diyelim. Burada bir kere benim ipucu olarak before var. Bir zaman bağlacım var. Biliyorsunuz zaman bağlaçlarının yan cümlesine will, would, shall, be going to gelmez. İsterseniz şöyle kısa bir not şuraya düşebilirim. Şöyle x benim zaman bağlacım olsun. Yan tarafına da
İşte S, hatta şöyle yapalım. Yani şöyle virgül. Yine burası da ne olacak? Benim ana cümlem olacak. Benim şuraya arkadaşlar will would shall sonra be going to bunlar getirmemeye çalışıyorum. Ana cümle kısmına ne getirmiyordum arkadaşlar? Ana cümleye de kesinlikle have has verb 3 ve bunun continuous'u, present perfect continuous'u getirmemeye çalışıyorum. Peki bu minvalde baktığım zaman benim yan cümlem burası. Yan cümle benim burada Edirne'de aynı mantık olduğu için ben ne yapıyorum arkadaşlar? Burada bir kere Edirne'yi buradan siliyorum. Would dedi ki bunlar zaman bağlaçlarımın yan cümlesine gelmezler. Ana cümleye de bunlar gelmiyordu. Peki ana cümleye de bunlar gelmiyor. O mantıkla gidersek bunu da elemem lazım. Doğru mu? Peki şurada baktığım zaman şimdi burada bir buy var. Yani yapılmak Gutenberg tarafından benim için iki tane burada bir buy var. Bu buy da aslında benim için bir ipucu yani bir pasif olabilir. Bu taşınabilir. Bu matbaa tipinden önce ne olmadan işte Gutenberg tarafından bu geliştirilmeden önce işte neymiş a great deal of printing. A great deal of çok demek, çok fazla demek. On paper by woodcut. Woodcut da yani bu ağaç oymasıyla olması tarafından işte bu kağıt basımının çoğu nerede? Asya bölgesinde yapılır. Şimdi bu kağıt kısmı da yapmaz, yapılır. İki tarafın da kesinlikle pasif olması lazım. Kalan şıklarıma bakıyorum. Evet, iki taraf da pasif benim için. Burada o zaman öncelik sorumluluk ilişkisine gitmem lazım. Yani ilk önce ikisi de pasta olmuş. Bunda artık hemfikirim. Şıklarım hep past. Ve öncelik sorumluluk ilişkisinde ilk önce bu yapılmadan önce diğeri yapılmış olması gerekiyor. Benim bu minvalde yani before'un yanına past, öbür tarafa past perfect olması gereken şıkkım ne benim? Adana olması gerekiyordu. Bu diğer şıklar olmazdı. Burada zaman öncelik ilişkisi yoktu. Burada before'un yanına bu yapılmadan önce demek ki bu ikinci taraf daha geçmişte olduğu için past perfect yaptım ve pasif yapmam gerekiyordu. Peki o zaman kaldığımız yerden devam ediyorum. Altıncı sorudayız. 4 years. Yıllardır. Yani bu 4 years genelde bizi nereye götürür? Yani bu 4 years gibi yapıları genelde gördüğünüz zaman perfectli yapılara gider. Özellikle present perfect çok seven bir yapıdır. It that kalıbı. Burada it that kalıbında da arkadaşlar burası kesinlikle pasif olur. Unutmayın. It that içinde hatta şöyle bir şey oluşturalım. Yani şuraya şöyle bir it that kalıbında bu kısımda genellikle burada da boşluk her burada boşluk her zaman pasif olur diyelim. Peki o zaman şunu az aşağı alacağım. Şimdi burada boşluk her zaman pasif olur dedik. Burada 4 years yıllardır o düşünülüyor. Ne düşünüyor? Hayatın işte belli bir derinliğin altında ya da işte belli bir sıcaklığın üzerinde exist olmak olmayacağı düşünülüyor. Peki bir şu andan bahsedeceğiz. Ben evet burada hemen present perfect'e gidelim dedim. Yani bir for'lu bir yapı olduğu zaman present perfect gidelim ama öbür tarafta shouldn't be. Yani burada bir tavsiye gerek yok ki. Yani hayatın böyle bir şey altında veya üstünde işte olmaması gerektiği düşünülür. Yani olmaması gerekiyor. Yani burada bir tavsiye vereceğimiz bir durum yok. Ben burada tavsiye olmadığı için ben ne yapıyorum? Ben kesinlikle burada Denizli'yi ikinci taraftan sildim haliyle. Peki burada yine bakalım ne var peki burada? Yıllardır aslında benim doğru şıkkımın ne olması lazım? Ceyhan olması lazım arkadaşlar. Niye diyeceksiniz?
yıllardır düşünüldü. Hayatın belli bir derinliğin ya da belli bir sıcak belli bir derinliğin altında ya da belli bir sıcaklığın üzerinde olamayacağı işte düşünüldü demem gerekiyordu. Burada bir ihtimallik bir durumum yok benim. İhtimal bir durum olmadığı için ben bu yüzden bunu siliyorum. Bu diğer tarafta yine sonra işte burada Edirne'yi de silmem lazım arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Çünkü pasperi ben tek başıma kullanamam. Mutlaka pasta kullanmam lazım. Bir öncelik sorularlık ilişkisini belirtmem lazım. Burada da düşünülür. Yani düşünür olsaydı işte her zaman derdi. Yıllardır dediğine göre geçmişten başlamış. Yani present olmayan bir durum. Bu yüzden Bursa'yı da ön taraftan silmiş oldum. Doğru cevabım burada Ceyhan olması gerekiyordu. Peki o zaman kaldığımız yerden devam ediyorum. 7. sorudayız. Evet, 7. soruya baktığım zaman bir kısaltma sorusu. Jared Infinity. ÖSYM her sene mutlaka bir tane soruyor. Çok da sevdiğim soru tiplerinden bir tanesi. O zaman şurada hemen başlayalım. Şimdi by var ilk ucu olarak. İlk önce bir ona bakmam lazım. Fiilim ne? Defeat. İşte yenmek. Zafer. Bu tip soru tiplerine şunlara dikkat edin arkadaşlar. Hatta bir iki tane ipucu vereyim. Özellikle to have verb ile bu cümleler asla başlamaz. Buna dikkat edeceğiz. Bunu bir sileyim buradan. Şimdi burada aktif mi pasif mi ona dikkat etmem lazım. Şöyle baktığım zaman işte past olduğunu anlıyorum. İşte milattan önce 452 yılında Gaul'da işte Roma-Got koalisyonu tarafından yenilen İşte yenildikten sonra bütün eğer öznemiz aynıysa zaten genellikle bu ne oluyor? Özne aynı olduğu zaman bağlaçlarda ben kısaltmaya gidebiliyorum. Buraları kısaltmaya gideceğim. İşte ne yapmış? Hunlar, Atilla, Kral Atilla tarafından işte yönetilen Hunlar şunlara ve Kuzey İtalya'ya ne yaptı? Saldırdı. Burası ilk taraf kesinlikle pasif olması lazım. Onlar tarafından işte yenildikten sonra gibi yorumlayabilirsin. Pasif varsa Adana'yı sileceğim. Ceyhan. Ceyhan pasif değil. Denizli pasif değil. Peki şu ikisi arasında kaldığım bir ipucu daha veriyorum arkadaşlar. Burada bir virgül var. Gördünüz mü virgül? Şu virgülden sonra ben ne yapmıyorum arkadaşlar? Tu'ya gitmiyorum. O yüzden ben ne yaptım? Ben burada Edirne'yi de ikinci taraftan sildim mi? Evet, benim doğru cevabım burada ne olması lazım? Doğru cevabımın Adana olması gerekiyordu. Bir zaman farkı olduğu için de Adana'ya gittim. Yani onu yaptıktan sonra oraya saldırdılar. Böyle düşündüğüm zaman benim doğru cevabımın Adana olması gerekiyordu. Dediğim gibi to have verb işte cümleye başlamıyorsunuz kesinlikle. Onun yanı sıra bir pasiflik mi aktiflik mi ona bakacaksınız. Zaman farkı var mı yok mu ona bakacaksınız. Bir de virgüllerden sonra arkadaşlar to değil ing ile devam ediyoruz. Peki o zaman bir sonraki sorum 8. soruya devam ediyorum. 8. sorumda ne var? In schools, okullarda cheating copya can be defined as any means bir şey which a student break rules in order to gain unfair advantage classmates in an exam. Burada bir prep sorusu var. Burada prep sorusuna baktığım zaman işte burada biraz yorum da yapmam lazım. Şimdi burada which var ya, bu in yerini bıraktığın zaman in which hani böyle yerde yani verle aynı anlamda oluyor. Eğer ben in which'i bırakırsam yani çok da burada bir yerle anlamda bir durum yok. Peki burada by which dersem yoluyla, burada as any means diyor ya, yani as any means herhangi bir araç anlamında kullanıyorum. By which de ki onun vasıtasıyla, evet by olabilir. Yani at which devamında bir at alan bir fiilim var mı yok mu bakıyorum. Çok da göremedim şuraya kadar at alan bir durum. Genellikle böyle ölçü birimlerinde çok kullanılır et. Peki şöyle baktığım zaman on which, from which. Bir de burada ikinci tarafa bakalım. Advantage var. Yani avantajlı olması. Bir şey üzerine advantage over'la kullanılır arkadaşlar. Bir şey üzerine avantajlı olması. Yani bu yüzden hatta burada mesela sınavda bir sınavda arkadaşları için ne yapmak? İşte adil olmayan bir avantaj sağlamak doğru bir çeviri olmazdı. Bu yüzden for'u da buradan siliyorum. Benim burada doğru cevabım arkadaşlar ne olması lazım? Bursa olması lazım. By which aracılığıyla. Peki çevirelim o zaman. Burada okullarda kopya çekme bir öğrencinin
Bir sınıfta arkadaşları üzerine adil olmayan bir avantajı kazanmak için kuralları kırdığı herhangi bir araç olarak tanımlanabilir demem lazımdı. Doğru cevabım burada Bursa olması gerekiyordu arkadaşlar. Zaten Advantage Overload'a yine daha rahat soruya cevabına gidebilirdik. Peki o zaman kaldığımız yerden devam ediyorum. Sorumuz 9 bağlat sorusu. Bağlat sorularında neye dikkat ediyoruz? Burada bir zıtlık mı var? İşte burada bir zaman bağlacımız, sebep sonuç bağlacı mı? Ona dikkat edeceğiz. O zaman bakalım burası hızlı bir şekilde. Only if var. Only if arkadaşlar cümle başına gelince ikinci ana cümlem şurası devrik olması lazım. Presence'a atıyorum. Is'le, are'la, past'a, did'le falan böyle yardımcı fiille başlaması lazım. Devrik dediğimiz kısım bu. Ben bakıyorum burada bir devriklik durumu göremedim. Ben ne yapıyorum? Hemen only if'i bir siliyorum. Çünkü şurada ne diyor? Nearly one in three of us. Şurada neredeyse burada üçte birimiz iddia eder. Yani burada claim diyor ya, burada do ya da does olması gerekiyordu Adana'ya gidebilmem için. Peki burada whenever her ne zaman, as soon as ermez, yapar yapmaz, although rağmen, because da do için çünküydü. Cümle başında do için, cümle ortasında çünkü diye çevirseniz daha rahat cümleyi anlamış olursunuz. Peki o zaman bakalım soruya. Your planes have made it easier for us to explore the world. Nearly one in three of us claim to be anxious or fearful of flying. Şimdi burada artılık eksilik gördün mü? Evet, siz de fark ettiyseniz. Bakın diyor ki hava işte araçları, uçaklar dünyayı keşfetmemiz için keşfetmemizi daha da kolaylaştırdı. Bir artı var mı? Var. Peki neredeyse o işte, ama neredeyse üçte birimiz iddia ederiz. Neyi iddia ederiz? İşte bu uçma korkusu ya da endişesimizin olduğunu iddia ederiz. Burası da negatif. Peki bir artı bir eksi nereye götürüyor? Bizi denizliğe götürüyordu. 10. soruyla devam edeceğim. 10. sorum nerede? Aşağıda. Çizgi halen orada bekliyor. Niye bekliyor bilmiyorum. Şimdi, Nouns for certain. Burada hemen şıklara bakıyorum. Kiss for certain. Kimse şey biliyor, kesin biliyor. Neyi biliyor? Fakat şurada bir negatiflik var. Fakat eksiği bırakıyorum şuraya. It is believed by, işte inanılıyor ki bilim insanları, bilim insanları tarafından inanılıyor. Ne inanılıyor? Uyku esnasında beynin organize olduğu, işte işlediği bilgiyi depoladığı ve hatıraları, işte anıları ürettiği bilim insanları tarafından inanılıyor. Fakat inanılıyor. Kesin biliniyor, fakat inanılıyor. Yani burada kesinlikle bir zıtlık durumu var. Peki burada o zaman şunları bırakıp gideceğim artık buraya. Yani anyone knows, herhangi biri kesin bilir. Fakat o inanılır. Yani çok doğru bir çeviri olmadı. No one knows for certain. Kimse tam olarak bilmiyor. Fakat çoğu bilim insanları tarafından uykuda bunların olduğuna inanılır. İnanılıyor. Gayet de güzel oldu aslında bu dursun. Peki someone birileri, birisi knows for certain, kesin bilir. Fakat onlar tarafından, yani birileri kesin biliyorsa, fakat yine bu, yani burada bir zıtlık olmadı. Yani bir tarafın artı bir tarafın eksi olması lazım. Another, bir diğer başkası bilir. Fakat yine neredeyse C ile aynı anlamda. One knows, bir kesin biliyor. A number of, birçok. Yine burada da dediğim gibi, yani bir negatiflik yok. Burada tek olan kısım Bursa'da olması gerekiyor. Kimse tam bilmiyor fakat, no one knows for certain. Kimse kesin olarak bilmiyor fakat nedir? Bilim insan tarafından uyku esnasında şunların yapıldığına inanılır. Burada doğru cevabın Bursa olması lazım. Burada a number of var. Şuna dikkat edin. A number of ile the number of arasında bir fark var. Şunu şöyle yazalım şuraya o zaman. Mesela a number of'da birçok demek. Birçok. Mesela bu devamına, hatta şuraya alalım. A number of
a number of students. A number of students are'dır. Birçok olduğu için. Bir de the number of var. Burada birçok öğrenci are demem lazım. Bir de the number of var. O da nın sayısı demek. The number of the number of students. Bakın burada yine çoğul. Fakat buradaki yardımcı fiilin is olması lazım. Öğrencilerin sayısı is şu kadardır. İşte birçok öğrenci işte uzundur, zekidir falan bu şekilde. Bu da ekstra bir bilgi olmuş oldu. Peki o zaman kaldığım yerden devam ediyorum. Hatta şuradan 11. sorudan devam edeceğim. Powdered milk can be obtained. İşte bu powdered dediği pudra. Burada yani toz süt elde ediliyor. Burada baktığımız zaman iki boşluk var ve devamında arkadaşlar şuna dikkat edin. By var. Yani iki tane by görüyorum burada devamında. Ya yani burada belli iki tane paralel bir sözcük gelecek. Paralel bir yapı gelecek buraya. Ben baktığım zaman paralel the more the more ne kadar yaparsan o kadar kazanırsın mesela. Either or ya da ya onu yaparsın ya onu. So that işte o kadar ki such that de o kadar kiydi. Just as böyle ayrı yazamaz arkadaşlar. Just as bir bağlaştır. Burada tamamen çeldirici olarak bırakılmış buraya. Yani veya atıyorum just bir şey yapıp diğer şekilde vurgu yapmam lazımdı. Paralel bir şey olduğu için böyle bir paralel bir yapım yok. O yüzden bunu siliyorum. That'leri siliyorum. Niye diyeceksiniz? That'ten sonra tam bir cümle gelir. Bakıyorum bakın şurada ben bir tam cümle göremiyorum. Yani mesela atıyorum so şu kadar ki mesela şuradan sonra that olması lazım değil mi? Şu kısmın altında ben bir tam cümle göremedim. Bu yüzden tam cümleyi göremediğim için ben ne yapıyorum? Ben burada such that de so that'i de eliyorum. Peki buraya baktığım zaman bu süt nasıl elde ediliyormuş? İşte by spraying fine mist of milk into the ya işte ısıtılmış bir chamber'ın içerisine işte bu süt mist dediği böyle sisini tozunu böyle spreyleyerek ya da işte ısınmış bir yüzeye nedir işte burada ısınmış bir yüzeyin ince bir tabakasına sütü ekleyerek ya öyle yaparak ya böyle yaparak ki böylece the dried milk bu kuruyan yani bu toz olan süt kırıntıları can be removed. Oradan çıkarılabilir. Oradan alınabilir. Bu şekilde elde edilebilir diyor. Burada yani ne kadar böyle yaparsan o kadar şeklinde bir tezatlık bir yapım olmadığı için ben Adana'yı da sildim. Yani tezatlık demeyelim de birbirini bağlayıcı olsun diyelim. Yani ne kadar koşarsan o kadar terlersin şeklinde. Ne kadar ekmek o kadar köfte miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Burada da doğru cevabın ya şeklinde. Ya öyle ya da öyle demem gerekiyordu. Ceyhan olması lazımdı. Peki o zaman 12. soruyla ben devam ediyorum. Şöyle baktığım zaman the gadgets that count steps. Burada da yine ne var? Bir şıklara bakalım. Thanks to sayesinde, in spite of rağmen, in search of işte arayışında, aramasında yani bu şekilde rather than ziyade as opposed to da işte onun aksine karşı olarak diye çevirebilirsiniz. Şöyle bakıyorum bunlar zaten hepsi hiçbiri devamlı tam cümle almıyor. Zaten üst tarafta da şurayı incelediğiniz zaman arkadaşlar göreceksiniz ki bir tam cümlem yok. Nereye kadar? Ta ki hatta şurayı da alayım. Ta şuraya kadar bir tam cümlem yok. Bu bir isim öbeği diyebilirsiniz. Şimdi gadgets bu adımları işte kan basıncını kalp atışlarını count ölçebilen aletler arka tarafa gidiyorum. Untrained people yani eğitilmemiş bilgisi olmayan insanlar ne yapabiliyor? Can monitor their health. Kendi sağlıklarını izleyebiliyorlar. Which used to be done only eski geçmişte sadece doktorlar tarafından yapılabilen bu şeyi şu an kendileri yapabiliyorlar. Peki burada bir aslında bir artı eksilik var mı? Yani buna rağmen yani burada bir zıtlık yok. Bu zıtlık olmadığı için yani in spite of'a gidebilirsiniz ama yanlış. Yani buna rağmen bu artıdır.
Hadi. Bunlar burası da artı çünkü bunlar yani bilgisi olmayan insanlar bunu ölçebiliyor. Bu yüzden benim ne yapmam lazım? Benim burada tabii ki doğru cevabımın Adana olması gerekiyor arkadaşlar. Hangi aletler? Tekrar söylerim. Kalp atışlarını, kan basıncını ölçen adımları aygıtlar sayesinde eğitimi olmayan insanlar kendi sağlıklarını izleyebiliyorlar demem lazımdı. Rather'den ziyade farklı bir şeye gitmesi lazım. O yüzden doğru olmazdı. Başka Ezopost'un işte onun aksini yine bir tezatlık, zıtlık. Bunun arayışında olmak falan böyle. Bu da çok doğru bir şık değildi. O yüzden doğru cevap Adana olması lazımdı. Peki o zaman 13. sorudan devam edeceğim. 13. soru. 13. soru, close test'e geldik. Albinism is characterized by the absence of the pigment melanin in eyes, skin, hair, scales or features. Şimdi burada baktığım zaman albinizm bu gözlerdeki, derideki, saçtaki, bu dengelerdeki ölçeklerde ve features dediği işte tüylerdeki melanin pigmentinin yoksunluğundan oluşur. İşte onlarla ortaya çıkar, karakterize edilir. It arises. İlk sorum ne? O kaynaklanır, ortaya çıkar. Genetik neyden? Bir genetik bozukluktan ve occurs in humans and other insanlarda ve diğer omurgalılarda da meydana gelir, ortaya çıkar. Peki o doğa ortaya çıkar. Neyden ortaya çıkar? From demem lazım değil mi? Arise from kullanılıyor arkadaşlar. Burada diğerlerin hiçbiri olmuyordu. Bu yüzden doğru cevabımın from olması gerekiyordu. Peki diğer soruya bakalım. Burada diğer sorumuz ne? Bağlaç sorusu. Ha, bunu kaldırayım. Şimdi bağlaç sorusuna baktığım zaman burada neyi göreceğim? Bağlaç sorunlarında ne var? Until var, although var, because var, unless var, whether var. Soruya gidiyorum o zaman. Hızlı bir şekilde şuradan baktığım zaman soruda nerede kalmıştık? Şuradaydık. Şimdi they onlar they lack the pigments that normally provide protective coloration against the sun's ultraviolet rays. Onlar işte güneşin ultraviyole ışınlarına karşı normalde koruyucu bir renklendirme sağlayan pigmentlerden eksikler. Tamam. Eksikler albino hayvanlar işte rarely survive yani nadiren vahşi yaşamda hayatta kalırlar. Eksikler niye? Eksik olduğu için bunlar. Yani nelerden? Güneş ultraviyolarına karşı işte bu koruyucu coloration dediği koruyucu bu renklendirme normalde bu koruyucu renklendirme yapan bu pigmentlerden yoksun oldukları için doğru mu? Ben doğru. Direkt ben nereye gitmem lazım? Çünkü'ye gitmem gerekiyor. Burada çünkü olan ne var? Tabii ki Ceyhan vardı arkadaşlar. Doğru cevabımın because olması lazım. Yani burada bir zıtlık yok. Aldığa gidemem. Anlısı olsaydı öbür tarafın yani ikisinde bu tarafı yapmazsa diğer taraf şöyle olur diye çevirmem lazım. Until e kadar. Weather bağlaç değil burada. Niye değil biliyor musunuz? Ben weather'ı bağlaç kullanabilmem için arkadaşlar mutlaka yani 14'te bir ta şuraya kadar bir or olması lazım ki weather or olduğu zaman bağlaçtır. Yoksa bağlaç değildir. Noun clause gibi düşünürsünüz. Bağlaç olduğu zaman ister isterse de sa da noun clause olduğu zaman da ıp diye şeklinde çevirebilirsiniz. Peki 15. soruma bakayım neymiş 15? 15 bir tense gibi görünüyor. Evet. Tense breed fiilime bakalım. Yavrulamak, doğurmak. Past var. Evet, present perfect, will var. Yukarı çıkalım o zaman. Yukarıda bakacağız. Şimdi 15'e geldik. Bunlar yaşamaz dedik. İnsanlar şuraya kadar uzun bir süredir görünüşleri için örneğin bu tavşanlar gibi görünüşleri için bazı albino hayvanları ne yaparlar? Breed. Burada tabii breed'in yetiştirme anlamı da var. Yetiştirilir. Uzun süredir. Yani şurada benim
Şu kısmı gördüyseniz arkadaşlar şöyle şey yapayım. For a long time, uzun bir süredir. Ya burada pastık bir durum kesinlikle yok. O yüzden pastık bir durum olmadığı için ben bir kere burada past olanları bir silmem lazım. Yani şu past değil, şu şey present değil, present değil. Future'luk bir durum yok. For a long time, for present perfect'e çok gidiyorduk. O yüzden demiştim ki for'umuz ne olacak? Burada cevabımız Deniz olması lazımdı. Have breath. Evet. Şimdi o zaman kaldığımız yerden devam edeceğim. 16. soruya geliyorum. 16. sorumuzda ne var? 16. sorumuzda fiil mi? Fiil de olabilir, kısaltma da olabilir. Bir bakalım burada. 16. sorumuza in humans with. Bu with arkadaşlar eşittir ve have deyin. Bakın have. Mesela a boy with red t-shirt mesela. Kırmızı tişörtlü çocuk. Yani kırmızı tişörtü olan çocuk diye söylemem lazım. Burada çeviri yapmam lazım. Bu yüzden de with'i have diye alın. Peki insanlar in humans with generalized or total genellikle ve işte tamamıyla bu olan insanlar hangi olan insanlarda? Bu albinizm yani bu albino olan insanlarda bu neymiş? 16 person yani bu kişi ne yapıyor? Kişi nasıl kişi? İşte confused kafası karışmış kişi, tanımlanmış kişi, exhausted yorulmuş kişi, tehdit edilmiş kişi, etkilenmiş kişi. Etkilenmiş kişi has milk white skin and hair. İşte bu etkilenmiş kişi insanlarda tamamıyla ya da bir kısım bu albino olan kişilerde etkilenmiş olan kişinin işte beyaz süt beyaz bir ten ve saça sahiptir dememiz gerekiyordu. Burada doğru cevabımın etkilenmiş anlamında benim Edirne olması gerekiyordu arkadaşlar. Peki 17'ye bakalım. 17'yi biraz yukarı alacağım. Evet, 17'ye bakıyorum. Şimdi burada da 17'de devam ediyorum. Şuradaydık. Diaries of şuradan devam edeceğim. Vision abnormalities. Yani bu görüş bozukluğu. Görüş bozukluğu. Burada devam etmiş. İşte astigmat işte nystagmus yani bu hızlı ne? Involuntary situation of bu göz kırpması sanırım. And ve işte fotofobia yaygındır. Şimdi burada bakın. Burada şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Şuraya adam bir abnormalities koydu ve devamında örneklerini verdi, değil mi? Bakın. Örneklerini verdi. Peki ben burada nereye gideceğim? Bu şekilde yaptığım zaman Sachez'e gidiyorum. Bunların anlamlarına bakalım. Contrary to'nun aksine demek. Yani bunun aksine şunlar şöyle olması gerekiyor demesi lazımdı. Öyle bir şey yok. Peki for the sake of'a gitmem lazım. Burada for the sake of'ın uğruna bir şey yapmanın nesi nedir? İşte atıyorum futbol uğruna birçok şeyden vazgeçtik gibi bir şey demem lazım. On the behalf of'ın adına mesela başarı adına veya ne yaptı işte onun namı adına falan böyle bir yorum yapması lazım. By means of aracılığıyla demek. Yani bir şey aracılığıyla bir şey yapmak anlamında kullanabilirsiniz. Maalesef bunların hiçbiri değil. Doğru cevabım burada 17 Sachez olması gerekiyordu. 18'e devam ediyorum. ÖSYM'nin en çok sevdiği bağlaçlardan bir tanesi. Yıllardır bir türlü bu aşktan sevdadan vazgeçmedi. Ne bu? Oldu. Peki olduğuya bakalım. Oldu zıtlık bağlacıydı değil mi? Yani bir tarafının artı bir tarafının eksi olması gerekiyordu. We look different from animals. Hayvanlardan farklı görünmemize rağmen. Demek bak burada farklı diyorsa öbür tarafta ne demesi lazım? Benzer demesi, benzere bir yakın bir şey söylemesi lazım. Farklı görünmemize rağmen şöyle benzerlik, benzerlik, benzerlik nerede var, nerede? Şurada var, evet. Bursa'da. Bizim vücudumuz ne yapıyor? Share a number of differences. İnsan içeride birçok farklı benzerlik taşır, paylaşır. Yani hayvanlardan farklı görmemize rağmen vücutlarımız içeride birçok farklı benzerlik paylaşır demem gerekiyordu. Evet, doğru cevabın burada ne olması lazımdı? Bursa olması gerekiyordu. Peki diğer şıklara da bakalım. Onların da gönlü kalmasın. They make up oluşturmak. Neyi oluşturmak? Make up'ın yüzü yatak oluşturmak anlamı var.
İşte makyaj yapmak var. Hatta uydurmak anlamı var. They make up 40% of the existence creature. İşte farklı görmemize rağmen onlar var olan yaratıkların %40'ını oluşturur. Hiç bana çok mantıklı bir şık gibi gelmedi. Buna bakalım. The human body is complicated. İnsan vücudu karmaşık bir sistemdir. Daily kinds of places or habitats. Onlar işte bütün yerleşim alanlarında ve yerlerde yaşarlar. The way we see the world, dünyayı görme biçimimiz önemli derecede farklılaşır, farklıdır. Bence çok doğru bir şey olmadı. Evet, hepsini siliyorum ve ne yapıyorum? 19. cümleden var. Bak yine olduğu geldi. Olduğu yıllar. Peki burada olduğun hemen altını böyle bir çizelim. Although not all cigarette smokers die of lung cancer, yani bütün sigara içiciler akciğer kanserinden ölmemesine rağmen, yani hepsi buradan ölmüyor. Artı mı? Ona bakacağım. Ya çünkü ben burada ya artı ya da eksiye gidecektim. Bakıyorum ölmemesine rağmen, evet, artı bir şey. Peki negatif bir şey aramam lazım. Mouth cancer, işte bu ağız kanseri ya da gırtlak kanseri, aslında throat kanseri de ağız kanseri diyelim. Has also been associated with cigar and pipes. Burada da işte bunlar tamamen neyle ilişkilendiriyor? Sigara ve işte pipe dediği bu boru, işte o sigara tüttürdükleri, taktıkları şey de olabilir. Burada ağız kanseri bir de has also been, onlarla da ilişkilendirilir. Yani sanki öbür tarafta ağız kanseri diye bir şey söylemişti, burada bir de also'yu eklemiş. Yani doğru bir kullanım değil. O yüzden Adana'yı siliyorum. Clear evidence exists that they have an increased chance of developing a form of cancer. Açık bir kanıt onların kanserin bir biçimini geliştirme kanserin bir biçiminin artan bir ihtimali vardır. Yani burada olduğunu işte gösterir ya da vardır diye yorumlayabilirsiniz. Yani aslında bana mantıklı geldi. Yani bütün sigara içiciler kanser şey akciğer kanserinden ölmemesine rağmen açık bir kanıtın işte onların, yani bu içicilerin kanserin bir türünü geliştirme sinin yüksek bir ihtimali olduğunu gösterir ya da böyle bir kanıt exist olduğunu vardır ya da öyle yorumlayalım. Burada bence gayet de güzel oldu. Bursa şıkkımız. Peki diğer şıkları da bakalım o zaman. Smoking and poor diet. Yani bu sigara ve işte zayıf bir yeme alışkanlığı ne yapıyormuş? United States'teki kanser ölümlerinin 1/3'ünü oluşturur. Account for oluşturmak. Yani öldürmemesine rağmen, burada ben yine bir ilişki, bir bağlantı çözemedim. Lack of physical activity. İşte fiziksel aktivite eksikliği ya da ultraviyole ışınlara maruz kalma kanser için ciddi risk, additional risk, yani ek risklerdir, ek risk faktörleridir. Burada da bu anlamda bunu söyleyebilirsiniz ama yine ben burada bir zıtlık görmedim. Personal lifestyle choices, işte kişisel yaşam tarzı seçenekleri fiziksel sağlık üzerinde ciddi etkiye, büyük bir etkiye daha doğrusu sahiptir. Yani bütün sigara içiciler kanser, akciğer kanserinden ölmemesine rağmen bunlar önemli bir etkiye sahip. Yani tamam, hiçbiriyle orantılı ve destekleyici bir cümle değildi. Doğru cevabın Bursa olması lazım. 20. soruya gideceğim. Evet, 20. soru burada. Peki 20. soruya baktığımızda whereas arkadaşlar burada siz her zaman taraf zıttı olması lazım yani. İşte erkekler şöyleyken kadınlar şöyle demem lazım. Yani öyle bir zıtlık bekliyorum ben burada. Bu yüzden veresi hemen bir yuvarlak çene aldım. Peki whereas there is now an increased awareness of dark chocolate's health benefit. Yani
Bu bitter çikolatanın sağlık faydalarını, şu an sağlık faydalarındaki bu bilinç, artan bir bilinç olması, yani olmasına rağmen diyelim, ya da olmasına rağmen, Wireless olmasına rağmen bir zıtlık şey yapacağım. Yani Wireless'i oysa ki, halbuki, yani e rağmen de diye çevirebilirsin, olmasına rağmen. Peki burada bir artan bir şey var. Yani bununla ilgili benim bir zıtlık, yani öznelerimin farklı olması lazım. Tüketiciler are getting chocolate more regularly. Ya burada bir zıtlık yok. Ne yapıyor burada? Tüketiciler düzenli bir şekilde, daha düzenli bir şekilde çikolata yiyorlar. Ben zıtlığı göremedim. Chocolate recipes have been adapted to. Yani bu çikolata, bu reçeteleri, bu tarifleri yerel tatlara da adapte edilmiş durumda. Hayır, bir şey göremedim. İnsanlar devam ediyor. Neye devam ediyorlar? Aktif olmayan yaşam tarzlarına devam ediyorlar. Sahip olmaya devam ediyorlar. Consumers remain faithful to the taste of dark chocolate. Buraya baktığım zaman da yine tüketiciler siyah çikolatanın tadına işte böyle sadık kalırlar. Yani burada da çok ben bir zıtlık göremedim. Evet, burada milk, gördüğünüz gibi milk chocolate. Burada dark chocolate var, görüyorsunuz. Burada milk chocolate hala tüketiciler arasında en popülerdir. Evet, zıtlığa gittim mi? Taraf zıttı. Evet, özneler zıt olması lazım derim Varez'de. Burada da aynısı oldu. Doğru cevabın burada ne olması lazımdı? Tabii ki Edirne olması gerekiyor. Peki, o zaman 21. soruyla devam ediyorum. Once you can take a positive view of stress. Burada once'ı dığında armaz diye çevirebiliriz, ama burada dığında çevirsek daha doğru olur. İşte stresin pozitif bir neyini, yönünü aldığında, stresin pozitif bir yönünü aldığında ne olur? Ona bir bakmamız lazım. Yani bu cümle tamamlamalarında şuna dikkat edin arkadaşlar. Yani üst tarafta tam bir cümle varsa, bakın burada bağlaçla vermiş bize mesela. Bağlaçla verdiği için ben aşağıda neyi aramam lazım? Benim bir burası yan cümlemse bir ana cümle aramam lazım. Bu yüzden de zaman bağlacı olduğu zaman, once bir zaman bağlacıdır ve bizim zaman uyumuna gitmemiz lazım. Presence ise present, past ise past olması lazım ve üst taraftaki cümle eksikse, atıyorum özne ise fiil ve nesneyle devam etmesi lazım alt tarafta, veya özne veya fiil varsa benim burada ne yapmam lazım? Objeyi aramam lazım. Peki, o zaman bakalım pozitif nedir? İşte stresin pozitif yönünü gördüğünde aldığında daha az ne olur? Bir bakalım buna, gördüğünde ne olur? Amount of the prescribed medicine for depression için, depresyon için işte reçetelenmiş ilaçların miktarı artıştadır. Yani stresin pozitif yönünü aldığında artıştadır. Bana çok ilgili bir cümle olmadı. Bunu siliyorum. Getting professional support. Profesyonel bir destek almak depresyondan kurtulmak için en iyi yol olabilir. Şimdi burada pozitif bir şey diyor. Aldığında en iyi bir yol olabilir. Yani ben yine bunları birbirine bağlandıramadım. Yani profesyonel bir destek almak depresyondan kurtulmanın en iyi yolu olabilir. Ne zaman? İşte sen stresin pozitif bir yönünü aldığında. Ve burada negatif bir şeyden bahsetmiyor bana. Hani bunu şöyle yaptığında git şöyle yap şeklinde bir yorum olması lazım. You are less likely to feel out of control or depressed. Evet, bu gayet güzel oldu. Yani daha az kontrol dışı ve depresif hissedersin. You are less likely, hissetmen mümkündür. Muhtemeldir diyebiliriz. Evet, yani pozitif, burada stresin pozitif yönünü gördüğünde, aldığında daha az kontrol dışı ve depresif hissedebilirsin. Peki, ben burada ne yaptım? Ceyhan'ı doğru cevap olarak kodluyorum. Gayet de uyumlu oldu burayla ilgili. Peki, diğer sorular, ışıklara da bakalım. Social anxiety, sosyal endişe, make us more, daha, yani bunu aldığında daha yoğun bir sosyal endişe, daha yoğun duygulara sebep olabilir. Hayır, böyle bir şey yok. Bunu siliyorum. Bir negatife gerek yoktu benim için.
Learning lessons from your experience. Deneyimlerinden ders çıkarmak. Be of, bakın is of. Bu nedir? Bunun yazım eşittir have demek arkadaşlar. Is of have demek. Bu am is are of olabilir. Yani be of'un, be'nin bütün sürümleri artı of ne oluyor? Have oluyor. O zaman deneyimlerinden ders öğrenmek büyük öneme sahiptir. Yani buradan yine ben çok bir mantıklı oturtamadım. Doğru cevabın C'ye alması gerekiyordu. Peki o zaman bir sonraki soruyla devam edeceğim. Burada yine bir tam cümlem var arkadaşlar. Görüyorsunuz bir present perfect var. Yani bir aşağıda bir zaman bağlacım olsa present perfect'ler zaman bağlaçlarının ana cümlesine gelmiyordu. Silebilirim yani, eğer varsa bakacağım birazdan. We have been eating wheat for thousands of years. Biz binlerce yıldır ne yapıyoruz? Buğdayı yiyoruz. Tamam. Present bir bilgi. Genel bir present olarak görüyorum. Şıklara bakalım hızlı bir şekilde o zaman. As you must surely have heard. Sen kesinlikle duymuş olmalısın. Ya da or read about the health problems triggered by yani bu dığın için, ne dığın için ya bu glutenin bu intolerance, yani bu ne olması lazım? Glutenin tahammülsüzlüğüyle triggered, yani başlayan bu sağlık problemleri hakkında okumuş ya da kesinlikle duymuş olduğun için biz bu kadar yıldır bunu yiyoruz. Doğru bir eşleştirme olmadı. So it is the gluten component in the wheat flour that adds elasticity to the dough. Yani hamura bu esnekliği katan hamurdaki nedir? İşte bu pardon buğdaydaki onun işte gluten bileşenleridir. Bu yüzden. Bu yüzden bu budur. Ha bu da doğru olmadı. But it is only recently that people have become concerned about the gluten it contains. Yani binlerce yıldır biz buğday yiyoruz. Fakat daha son zamanlarda insanlar onun içermiş olduğu glutenler hakkında işte having concerned about, endişe duymaya başlamaları son zamanlardır. Son zamanlarda oldu. Yani gayet de güzel oldu. Yani binlerce yıldır biz buğdayı tüketiyoruz. Fakat daha son zamanlarda insanlar onun içermiş olduğu glutenler hakkında endişe duymaya başladı. Çok da güzel bir eşleştirme oldu. Doğru cevabı Ceyhan olması lazım. Peki diğerlerine bakalım. And you should get yourself properly tested to exclude wheat intolerance. Yani bu buğday tahammülsüzlüğü, başka bu nasıl bir çeviri bir yorum yapılabilmiyorum ama buğday tahammülsüzlüğünü işte dışarıda bırakmak için ya burada buğday tahammülsüzlüğü demeyelim de yani onu aldığın zaman bunu şey yapamamak, buna katlanamama, yani bunu sindirememe diyelim. You should get yourself properly, düzgün bir şekilde kendini ne yapmalısın? İşte o tahammülsüzlüğe kalmamak için test ettirmen gerekir. Binlerce yıldır yiyoruz, bunu yapmalısın. Yani madem yani tamamen zıttık bir durum var burada. Although nedir işte burada da who think they have a gluten problem have not. Yani glutenle ilgili, gluten ilişkili problemlere sahip olduğunu düşünen hastaların %86'sının onlara sahip olmamasına rağmen burada da yine bir zıtlık yok arkadaşlar. Doğru cevabın C'nin olması gerekiyor. Peki 23'ten devam ediyorum. There is not burada da there is not yet enough explanation for the association between the brain size and intelligence. Yani beyin ebatı ve zeka işte zeka arasında bir ilişki için yeterince bir açıklama henüz yok. Burada bir zıtlık var mı? Bir negatif bir şey var değil mi? Yani burada ben şurası komple bir negatif diyebilirim. Peki o zaman
Yani yeterince bir açıklama, yeterince bir bilgi yok. Fakat nedir? With the bigger brains. Bakın burada big yine have anlamında kullandı, gördünüz mü? İnsanlar, büyük beyni olan insanların tend to eğiliminde olmak, to have higher mental test scores. Daha yüksek zihinsel test puanlarına sahip olduğu eğilimindeler. Beyni büyük olan insanların daha yüksek işte zihinsel test puanlarına sahip olma eğilimindeler. Evet. Yani burada aslında üst tarafta ne demişti? Beyin büyüklüğü ve zeka arasında bir ilişki için, yani bir ilişkinin açıklaması için yeterince ilişki için yeterince bir açıklama yok. Henüz yeterince bir açıklama yok. Fakat yani büyük beyinli insanlar da daha yüksek puan alıyorlar diyor. Bence gayet güzel oldu. Adana bir kenarda dursun. Bu yüzden insanlar who think faster do better at tasks that require. Yani hızlı düşünen insanlar zihinsel bir çaba gerektiren işlerde daha iyiler. Hızlı düşünen insanlar. Ya burada beynin büyüklüğü ilgili bir şey söylemedi. Even if rağmene gideceğim. There is still a lack. Hemen ediyorum. Neden? Üst tarafta zaten even if eşittir although demek. Tamam mı? Rağmen diye çevirebilirsiniz. Ya burada bir zıtlık varsa olduğu zıtlığa gidiyorsak burada da zıtlığa gidiyordum. Ben burada ne yapıyorum o zaman? Lack of üst tarafta da yet var. Not var. Yani iki tarafın da negatif. Negatif olduğu için siliyorum. If we do not have much knowledge about the brain structure or function. Burada da bakıyorum, if we don't have much knowledge, yani beynin yapısı ve fonksiyonuyla ilgili yeterince bilgiye sahip olmadığımızda, yeterince bilgiye sahip olmadığımızda henüz yeterince bir açıklama yok. Doğru bir çeviri olmadı, eşleştirme olmadı. For cümle ortasında çünkü diye çevirin arkadaşlar. Cümle başına gelmez bu arada bağlaç olarak for. Cümle başında kullanamazsınız. Cümle ortasında kullanmanız lazım çünkü bir transition'dır. For there is a long way to go before a link between thinking and feeling can be established. Ha burada da yani çünkü düşünme ve hissetme arasında bir bağlantının kurulabilmesinden önce gitmesi gereken çok bir yol olduğu için henüz yeterince, ya burada zaten beyin ölçülerinin bahsediyor. Evet, burada mantıken sebep sonuç ilişkisi daha çok geceviğimiz bir yorumumuz var. Bu yüzden tam bir net bir bilgimiz yok diyebilirsiniz ama burada üst taraftaki özneler aynı değil ama burada yani düşünme hissetmeden bahsediyor. Üst tarafta ise beyinden bahsediyordu. Beynin büyüklüğü ve zekadan. Bu yüzden doğru cevabın burada arkadaşlar Adana olması gerekiyordu. Peki o zaman son iki sorumuz 24'ten devam ediyorum. Burada da baktığımız zaman the human brain is still far more powerful than the most computers. İnsan beyni still burada çok önemli. Şunun altını bir çizmem lazım. İnsan beyni hala far more powerful than, yani birçok bilgisayardan halen çok açık far oldukça, burada oldukça nedir? Daha güçlüdür. Hala dediğine göre burada bir zıtlık var, değil mi? Yani benim stili gördüğüm zaman mutlaka bir artı eksiliğe gitmem lazım. Halen çok şeydir. Peki ben buradan o zaman zıtlıklarla başlayalım. Although no artificial intelligence can challenge it. Yani hiçbir yapay zeka onunla işte challenge, meydan okuyamamasına rağmen, halen meydan okuyamamasına rağmen onunla hiçbir zeka, bu artı yani burada halen bir meydan okuyamamasına rağmen insan beyni hala çok daha güçlüdür. Ya bana çok böyle tam tezat bir şey gelmedi. Bu yüzden siliyorum bu Adana'yı. Eğer teknoloji bu hızda gelişmeye devam ederse insan beyni hala yine bir şey göremedim. Koşullu bağlayacak bir cümle. Since de için çünkü diye çevirebilirsiniz. Sağ ve sol loblar farklı fonksiyonlara sahip olduğu için insan beyni bu hiç olmaz. Hiç olmayanı böyle düz çiziyorum. Despite the human brain's capability to resolve complex problems. Yani insan beyninin kapasitesi, yeteneği
zor problem şey kompleks karmaşık problemleri çözebilmesine rağmen insan beyni hala yani burada çözebilmesine rağmen yine birbirini tamamlayan bir cümledeyim. Edirne'ye bakalım. When it comes to, bu bir yapıdır arkadaşlar. Bakın şuraya gördüğünüz gibi bir yapı var. Ve bu yapılardan sonra when it comes to bir yapıdır. Devamında mutlaka fiil ing gelir. Bunu da ekstra yeri gelmişken göstereyim. When it comes to, e gelince. Yani farklı işte imgeleri tanımaya gelince insan beyni hala far daha güçlüdür. Oldukça far more powerful birçok bilgisayardan oldukça daha güçlüdür. Evet, Edirne çok güzel oldu arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımı Edirne yapıyorum. Peki son sorumuzla devam ediyorum. Field archaeology requires a great deal of passion. Passions. Evet, burada baktığım zaman bakın yani bu arkeoloji alanı çok sabır gerektirir. Tam bir cümle, present bir cümle. Şıklara bakıyorum. Oldu bakalım burada. Bir negatiflik, eksilik var mı? Ona bir bakacağım. Although analytical skills are vital in determining its significance. Bu analitik beceriler onun önemini belirlemede hayati olmasına rağmen yani burada çok da bir tezata götürmedi beni. Yani böyle zıtlığa götürmedi. Even if, yani burada even if de aslında although'yla aynen. Bakalım anlamına da bakacağız. Nedir burada? Field archaeologists need training in excavation. Yani bu arkeologlar, alan arkeologları yani o tarla arazi arkeologları kazıda eğitime ihtiyaç duymalarına rağmen bu kadar şey gerektiriyor. Yine bir zıtlık değil. Because çünkü years can go by without significant. İşte burası. Yani sabır gerektirir diyor üst tarafta. Çünkü diyor yıllar bir tane önemli bulgu olmadan geçebilir diyor. Yani hiçbir şey bulmadan bir sürü vaktiniz gidebilir ve bunun için de sabırlı olmanız lazım. Çok da güzel oldu. Peki diğer şıklardan devam edeceğim. Why knowledge of ancient techniques? Ya bu eski tekniklerin bilgileri is required. Gerek yani while'ı da yine rağmen anlamda çevirebilirsiniz burada. Çünkü ben bunu iken diye çevirmeyeceğim. Yanında continuous bir yapı olduğu zaman iken diye çevirmem lazım. Yani eski tekniklerin bilgisi gerekmesine rağmen bakıyorsunuz bak 3 tane rağmen vardı. Aslında hiç bunlardan da hızlı hızlı bir şekilde eleyebilirdik. Anlısa bakalım. Anlısı messa massa zaten olduğu için yanına olumlu cümle fakat anlam olumsuz oluyor. Öbür tarafa da olumsuz bir anlam gelmesi lazım yine. Arkeologlar zor koşullarda çalışmazlarsa işte bu gerektirir doğru bir çeviri olmazdı. Burada 25. sorumuzun da Ceyhan olması gerekiyordu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.